A510F cihazlarda şarj almadığında şema yardımıyla arızayı nasıl bulacağımızı ve hangi parçalara sırasıyla müdahale edeceğimizi bu videoda göstereceğim. Öncelikle cihazımıza ait şemayı açtıktan sonra Ctrl F yapıyoruz. Buraya ben daha önce kopyalamıştım. Bu şekilde yazıyoruz. 5 voltucumuzu takip ederek arızayı aramaya başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi in demek giriş. 5 volt buradan giriyor. C L5012 L5010 bobinlerden geçiyor ve entegremize giriyor. Buradaki bobinleri kontrol edeceğiz. Buradaki 5 voltumuzu kontrol edeceğiz. Burada iki tane konnektörümüz var. Bu konnektörleri kontrol edeceğiz. Bu konnektörler de sağlamsa devam edeceğiz. U5003 entegresine bakacağız arkadaşlar. Yine burada 1 bölü 2 demiş. Diğer devreye bakacağız. Bir de buradan giriyor 5 voltumuz. Bu şekilde aşağıya indirelim. Burada da bir tane konnektörümüz var arkadaşlar. C7019 1000 nanofarad. Bu konnektörü de kontrol edeceğiz. Bu konnektörümüz de sağlamsa U7001 entegresini kontrol edeceğiz. 5 volt buradan giriyor. Entegremizin iki ayağından giriyor. Hatta üç ayağından. Eğer entegremizde ısınma varsa U7001'de entegremizi değiştireceğiz. Kısa devre olabilir. Buradaki voltajı kesebilirdi arkadaşlar. Sırasıyla kontrol edilecek parçalar bunlar. Ben bunların anakartta da yerini çıkardım arkadaşlar. Onu da göstereyim size. L5010, L5012, C5107, U5003. Bir de diğer tarafta bir parçamız vardı arkadaşlar. Onu da göstereyim. U7001 entegremiz de burada. A710, A510F cihazlarda şarj arızası olduğunda bu parçaları kontrol edeceğiz. Kolay gelsin.